beklediğimiz açıklama şu yönde olacaktı. Evet, biz gereken işlemi yapacağız ama utançlarına bir utanç daha eklediler. Cinsel saldırıya karşı koruması gereken emniyet bu iğrenç saldırıya sahip çıktı. Tacizciyi korudu. Meşru göstermeye çalışmasını yapılan tacizden daha ağır bir suç olarak görüyorum. Korkunç bir açıklamaydı ve adeta bu yapılan suçu örtbas etmeye yönelik bir hareketti. Polis hakkında işlem yapılması beklenirken gelen açıklama tepkilerin dozunu daha da arttırdı. Üniversite öğrencisi Merve Demirel savcılığın yolunu tuttu. Yargısal yolumuzda kullanacağız ama aslında biz kazandık. Merve Demirel 16 Şubat'ta Ankara'da bir eyleme katıldı. Gözaltına alınırken tacize uğradı. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar ağır tepkileri de beraberinde getirdi. O polisin görevden alınması istendi ama öyle olmadı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Merve Demirel'in ailesine yer verilmesi tepkileri daha da arttırdı. Kardeşi BRD'nin anılan söz konusu eylemlerde aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü, babaları ED'nin ise Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ-PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2016 yılı Ağustos ayında ihraç edilmiştir. 100 bin tane ihracın işte kızı, kardeşi, terör örgütü üyesisin. Meseleyi terörize etmeyin. Merve Demirel'in babası FETÖ'cüdür, o yüzden yapılan uygundur mealinde bir açıklama yaptı. Ve gerçekten okurken gözlerimize inanamadık. Emniyet videodan belirli kısmın kesildiğini ve olayın provoke edildiğini iddia etti. Ancak o polis hakkında tek kelime edilmedi. Emniyet teşkilatı ile ilgili tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından Merve Demirel de harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yanında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da vardı. Taciz şüphe götürmez bir suçtur. Hiçbir şekilde bunu örtbas edemezsiniz. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ise bu suçu örtmeye çalışması ve meşru göstermeye çalışmasını yapılan tacizden daha ağır bir suç olarak görüyorum. Bunlar kimden güç alıyorlar? Elbette ki iktidardan güç alıyorlar. Taciz meclise de taşındı. Olayla ilgili soru önergesi verildi. Ankara'da eylem sırasında gözaltına alınırken tacize uğrayan Merve Demirel telefon hattımızda. Kendisiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaları konuşacağız. Sayın Demirel, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi gözaltı sırasında tacize uğradınız. Bu çok da gündeme geldi, çok da tartışıldı. Ancak Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Siz de duydunuz o açıklamayı. Neler söyleyebilirsiniz? Ya, o açıklamayla ilgili şöyle düşünüyoruz. Yani bizim emniyetten beklentimiz şuydu. Hani, polisle alakalı hani biz gerekli işlemi yapacağız. Bu açıklamayı bekliyorduk aslında. Çünkü taciz yani şüphesiz bir suçtur bu. Yani üstü kapatılabilecek bir şey değil. Üstelik görüntüler de çok net. Yani tamamen ortada olan bir şeydi aslında bu. Ya ama açıklamalar bunun çok yani tam tersi bir şey oldu. Emniyetçi aslında tacizi üstlendiler. Yani o tacizci polisi de üstlendiler. Korumayı seçtiler. Beklemediğiniz bir tepkiydi ama yani bir de onun utancını da yani ya, ikinci yaptıkları utancı da aslında kolektif bir şekilde. Onun da şeyini bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar yaptıkları haberle, olayı terörize etmeye çalışarak. Ama açıkçası ben onun halk tarafından da şey olduğunu düşünüyorum. Yani ters tepkini düşünüyorum. Çünkü ortada şüphe götürmez bir taciz vardı. Bir genç kadına yapılan bir taciz. Bunun üstünü hiçbir şekilde kapatamadılar yani. Böyle düşünüyorum konuyla ilgili. Peki taciz sonrası ve bugün Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası siz nasıl tepkiler aldınız? Nasıl bir dayanışma söz konusu mu? Hangi partiler yanınızdaydı? Neler yaşandı taciz sonrası? Twitter'dan çok fazla destek tweet'i gördüm. Ben kullanmıyorum ama hani takip edebildiğim kadarıyla şey bile oldu. Yani suçlu kesinlikle babamın bir yargılama süreci, bir şey, bir tutukluk süreci böyle bir şey yok. İftira. Ama insanlar dediler ki belir ki doğru olsun. Buna rağmen bile yapılmayacak bir şey bu. Çünkü taciz suçtur. Yani tamamen kamuoyu çok son derece bilinçliydi bu konuda. Sezgin Tanrıkulu geldi. HDP'li Kocaeli'nden milletvekili yanımızdaydı basın açıklamasında. Saadet Partisi'nden sonra suç duyurusundan sonra arayanlar oldu.
elimizden geleni yapmak istiyoruz diyenler. Ondan sonra Sibel Kaya Perşembe günü mecliste bir basın açıklaması yapmak istiyormuş. Ona davet etti. Yani meclisin gündemini taşıyacaklarını söylediler. Konuyla yakından ilgileneceklerini, takip edeceklerini de söylediler. Bugün Pervin Buldan da grup toplantısında gündeme getirdi. Peki siz avukatınızla muhakkak konuştunuz, suç duyurusunda da bulundunuz. Nihayetinde az önce kendiniz de belirttiniz. Babanızın böyle bir tırnak içinde söylüyorum suçu dahi olsa sizi hiç size yapılan tacizle hiç alakası olmayan bir durum bu. Neler söylüyor avukatınız bununla ilgili? Ya işte bu konuya tamamen bakış açımız şu yani. Şüphe götürmez suçu işte böyle terörize ederek, bağlamından koparmaya çalışarak tamamen kapatmaya çalışıyorlar ama yani ters tepki. Biz aslında hani ortakça fikrimiz bu yönde. Bu süreçte kesinlikle çok şey değerlendirdiler. Yani bunu yaptılar, bu berbat açıklamayı kimsenin beklemediği. Ve hani bizim çiftliğimiz aynı yerde olmayan insanlar bile şunu söyledi. Yani hani emniyetin bu kadar korkunç bir açıklama yapmasını... Ya suçu resmen paylaştılar. Yani bu tacizi yapan bir polis. Ama bunu şey yapmayı seçmediler de bu suçu ortaya çıkarmayı, işte bu suçu yargılamayı seçmediler de paylaştılar resmen açıklamalarıyla yani. Böyle düşünüyorum. Merve Demirel, biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve aktardığınız bu bilgiler için.